Köpek balıkları oldukça tehlikeli yırtıcılardır. Sularda dolaşan bu yırtıcı hayvanlarla karşı karşıya gelme fikri bile birçoğumuzu oldukça korkutur. Tarihte gerçekleşen köpek balığı saldırıları birçok insanın ölmesine neden olmuştur. Karşınızda ürpertici köpek balığı saldırısı hikayeleri. Balayı için Preston adasına giden 30 yaşındaki İngiliz öğretmen Ian Redmond, 11 gün önce evlendiği eşiyle tatilin keyfini çıkartıyordu. Ian Redmond denize girmek istedi. Bu sırada sahilde olan Ian Redmond'un karısı ters bir şey fark etti. Kadın, kocasının suyun içerisinde mücadele ettiğini gördü. 30 yaşındaki adam kendisine saldıran köpek balığından kurtulmaya çalışıyordu. Olay yerine gelen polisler, köpek balığının turistin kolunu kopardığını, bacağını, kalçasını ve vücudunun üst bölümünü ısırdığını belirtti. Oldukça kan kaybeden adam kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Avustralya'nın batısında yalnız olarak sörf yapmak isteyen adam denize açıldı. Tek başına dalgaların arasında sörf yapan Sam Pollard'a aniden saldıran köpek balığı adamı suyun altına çekti. Görgü tanıklarına göre yaklaşık 4 metre uzunluğundaki büyük beyaz, 23 yaşındaki sörfçüye saldırarak adamın iki kolunu da kopardı. Bir kolunu dirsek, diğerini ise bilek hizasından koparan köpek balığı adamı öldüremedi. Bu olay üzerine sahile çıkan ve yardım ekipleri tarafından kurtarılan adam yaşama tutunabildi. Bethany Hamilton 13 yaşında talihsiz bir kaza geçirdi. Hawaii'de 13 yaşındayken sörf denemeleri yapan ve sörften büyük keyif alan Hamilton, yaşadığı köpek balığı saldırısı sonrasında sol kolunun tamamını kaybetti. Fakat Bethany Hamilton'ın yaşadığı bu kaza onun pes etmesi için yeterli değildi. O, hayata daha sıkı tutundu ve yaşadığı kazadan sonra birçok başarıya imza attı. Sörfçü kişiliğini kaybetmedi ve sörfle ilgilenmeye devam ederek farklı başarımlar kazandı. Çeşitli filmlerde oynadı, kitaplar yazdı. Bugün 26 yaşında olan ve 1 yaşında bir bebeği olan genç kadın, hayata karşı daha pozitif bakıyor ve umudunu asla kaybetmiyor. Yeni Zelanda'da sahile yakın bir bölgede yüzmekte olan bir grup insan, yunuslar tarafından büyük bir beyaz köpek balığının saldırısından korundu. Rob Hawes, 15 yaşındaki kızı ve onun iki arkadaşı olan bu 4 kişi, suda yüzmekte oldukları sırada çevrelerinin yunuslarca çevrildiğini belirtti. Rob Hawes, bu çemberi geçmeye çalıştığını ancak iki yunusun buna izin vermediğini söyledi. O anda yaklaşık 2 metre mesafede bulunan 3 metre uzunluğundaki köpek balığını gördüğünü belirten Hawes, yunusların köpek balığını uzaklaşmaya zorladıklarını anlattı. Hawes'un arkadaşı olan can kurtaran Matt Philip de olay sırasında bir botta olduğunu ve yunusların yüzenleri köpek balığından nasıl koruduklarını gördüğünü anlattı. Kahraman yunuslar köpek balığı saldırısına izin vermemiş oldu. Sörfçü Paul Buckley sahile doğru kürek çekerken inanılmaz derece güçlü bir şeyin bacağına doğru saldırdığını hissetti. Bir köpek balığı saldırısıyla karşı karşıya olduğunu anlayan Buckley, denizin dibine doğru çekildiğini hissetti. Bacağındaki korkunç acıya rağmen bu şekilde ölmemesi gerektiğini düşünen 37 yaşındaki sörfçü, can havliyle koca balığın kuyruğunu yakaladı. Balık, kuyruğuna ulaşamadığı için bir süre sonra sörfçüyü bırakmak zorunda kalmıştı. Acilen hastaneye yetiştirilen Buckley'in, balığın ısırığıyla kopma noktasına gelen bacağına 150 dikiş atıldı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yameraktan kanalımızı takipte kalın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.